Merhabalar, ben Kaan. Hayalet'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ilk bölümde Zeynep Bastık'tan Uslanmıyor Buyu çizmiştik. Şimdi de bombastik bir şarkıyla karşınızdayım. Athena'dan Ses Etme'yi çizeceğiz. Bu şarkının bende yeri biraz özel çünkü hem müzik anlamında hem de görsel anlamda inanılmaz çağrışımlar yapan çok güzel, çok dolu. Hem eleştirisel anlamda hem dediğim gibi görsel, işsel anlamda çok beğendiğim bir parça. Bu arada şarkının klibine de dikkat ederseniz yani kişilerin tipleri, hem kullanılan renkler, işte müzikle uyumu gibi şeyleri bir araya getirdiğimizde gerçekten ciddi bir görsel ve işsel şölene dönüşüyor aslında. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi de işte benim kafamda nasıl bir şey canlandı? Aslında bir sürü şey canlandırıyor da bir tanesine karar verip çizeceğim. O zaman biraz eskiz yapmaya başlayalım. Bu arada tabii ufak bir sinsilik yapıp buraya hazırlanıp geldim. Elimde kabaca bir yaptığım eskizim var. En azından yani aklıma gelen şeyi bir not etmek amacıyla yaptığım bir eskiz var. Onun üzerinden birkaç detayı tamamlayıp daha sonra temizle çekip renklendirip ışıklandırıp bitireceğiz. Şimdi birazcık üzerinden geçelim. Biraz detay ekleyelim. O duyguyu ya da o görüntüyü kaybetmemek için inanılmaz kabaca bir hemen çok hızlı bir eskiz yapıp belki 3 kere, 4 kere, 5 kere yerine göre yani projenin artık detayına göre belki 6-7 kere bile eskizi detaylandırıp böyle son aşamaya getirdiğim oluyor. Bence siz de deneyebilirsiniz yani o fikrin, o hissiyatın kaçmaması adına. Eskizde de olabilir, yaptığınız işlerde de olabilir. Ufak tefek eklediğiniz detaylar ya da böyle ne bileyim takıntı haline getirdiğiniz bazı şeyler olabilir. Yani illa şu olmazsa olmaz, bunu kesin kullanırım dediğiniz şeyler olabilir. Bunlar da aslında bazılarımızın arayıp da bulamadığı o tarz denilen şeyi ortaya çıkaran şeyler oluyor. Daha önceki bölümde de söylemiştim mesela benim elim titriyor. Yani ben çok böyle inanılmaz düz çizgiler çizemiyorum. Ben bunu kendi yararıma kullandım. Ne yaptım? Düz çizgi çizemiyorsam çizmedim ve öyle işler üretmeye başladım. Bu da o tarzın bir parçası haline geldi. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir şey ama ben çizerken belirli bir şeklim var, belli bir pozisyon var. Onun dışında mesela işte bu tablet eğer böyle çok dik olsaydı biraz zorlanırdım. Yani ilk bölümde öyle çizdim, biraz zorladı. Sevgili babam benim için mükemmel bir çözüm bulup bana çok basit bir tasarım yaptı. İşimi gören ve çok tatlı bir şey oldu. Bunu kullanıyorum mesela ben kendim için böyle bir çözüm ürettim. Hani sizin de böyle bir probleminiz varsa şöyle çok basit bir menteşeyle tutturduğunuz böyle rahleye benzeyen bir tasarım yapıp kullanabilirsiniz. Burada aslında karakterle ilişkisini bu ayçiçeğini daha belirgin hale getirmek için aslında bunun koluna sarılmış gibi yapabiliriz. Tekrar üzerine çizelim şöyle kabaca. Çok da böyle emanet gibi durmasını istemeyiz. Bu tarz detaylar işte nispeten doğru eklenmezse işteki algıyı, işte dikkati dağıtabilen gereksiz nesneler haline gelebiliyor. Klipten esinlenerek aynı zamanda da tabii şarkının verdiği duyguyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Klipteki karaktere benzer bir karakterimiz var. İşte klipte geçen bazı sahnelerden biri işte orada baktığı aynada yansıyan bir görüntü halinde falan. O kadar çok malzeme var ki bunun üzerine 10 tane daha iş yapılabilir yani. Bu. Sorulan şeylerden biri de hangi brush'ı kullanıyorsun? Hangi programı kullanıyorsun? O kullandığın dijital alet ne? Minicik bir araştırmayla bulabilirsiniz ama ben yine de size söyleyeyim. iPad Pro'nun 12.9 inçlik modelini kullanıyorum. Kullandığım programın adı Procreate, 5. versiyonu. Fırçalaya gelirsek, fırça için özel bir şey kullanmıyorum çünkü ihtiyaç duymuyorum ama yani
farklı bir boyama, farklı bir şeyler çizme tekniğim olsaydı, farklı işler yapsaydım ihtiyacım da olabilirdi. Bunu Procreate'in forumlarından da bulabilirsiniz. Başka sitelerde brushlar yayınlayan bir sürü sanatçılar var. Oralardan bulabilirsiniz ve çok rahat bulabilirsiniz. Yani. Ya da YouTube'dan kendi fırçanızı nasıl yapabilirsiniz ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. O biraz ayrı bir şey. Belki ona da değiniriz ileride. Durum böyle. Artık çizmeye başlayalım. Bu kompozisyonda normalde kullandığımdan bir tık daha kalın fırça kullanacağım. Öyle güzel olacağını hissediyorum. Bir sebebi yok. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Benim klasiğimdir. Çizmeye ya burundan ya gözden başlarım. Onu bir türlü değiştiremiyorum. Ben böyle bir kompozisyon yaptım ama içinizde eğer çizmek isteyen ya öyle değil de benim aklıma şöyle bir şey geldi diyen varsa çizip bana gönderebilirsiniz. Aklınıza gelen bir şeyi, bir eleştiriyi, bir öneriyi, şarkıyı yorumlara yazabilirsiniz. Güzel yorumlar geldi bu arada. Çok teşekkür ederim. Öneriler de var. Güzel şarkılar onu listeye aldım. Bu arada geçen bölümde de söyledim bilmiyorum ama benim nedense hep en sevdiğim hatta yaparken de en hoşlandığım bölüm kaba eskizin böyle biraz detaylandırılmış hali. Hiç böyle bitmiş işi o hali kadar sevemiyorum. Bu da benim bir takıntım herhalde bilmiyorum. Neden böyle bir şey çiziyorsun diye sorarsanız bazen dinlerken gözümün önüne bazı görüntüler beliriyor. İstem dışı bir refleks gibi bir şey benim için. Burada aslında bu karakterin başından geçen biraz hüzünlü, biraz olmaması gereken şeyleri belki bakışlarıyla anlatır gibi mi düşündüm bilmiyorum. Yani tarif etmek de zor benim için aslında. Yani her zaman kafamdakini söyleyerek ya da yazarak aktaramıyorum. Bu da zaten aslında bir yerde neden çizdiğimi de açıklıyor. Derinden etkileyen bu karakterin annesiyle olan ilişkisiydi. Ben aşırı annesine düşkün bir insan olarak ondan mı etkiledi bilmiyorum. Ama o özellikle o kısımları bana çok huzur verdi. Çok hoşuma gitti ve böyle belki de ondan hareketle bunlar çıktı. Bilemiyorum. Dijital bir iş yapınca sanki onu böyle işte elle çizmek çok zor da hemen dijitalle yapıyormuşuz gibi böyle bir kanı var bu işler hakkında. Ben bu insanların öyle düşünmeden önce bence bir oturup tabletle bir şeyler yapmayı denemelerini rica ediyorum. Buna yeni başlayacaklar için de hani aldım yapamıyorum ya işte ben beceremeyeceğim mi falan gibi bir fikir varsa kafalarında bunu aslında bir yandan da onun için söylüyorum. Kalem kağıtla yapabildiğiniz şeyleri de yapamayabilirsiniz. Bu tabii bir alışkanlık gerektiren bir şey yani. Ben ilk aldığımda bir hafta nereye bakacağımı şaşırmıştım. O zaman işte ekrana çizilmeyen bir alet kullanıyordum. Ekrana bakıyorum olmuyor, buraya mı bakacağım, nasıl yapacağım, işte ona bakarken orayı kaçırıyorum falan filan gibi böyle bir sorunlar yaşamıştım. Ama bunlar tamamen tecrübeyle hemen aşılabilecek şeyler. O yüzden eğer öyle bir şeyle karşılaşırsanız hiç canınızı sıkmayın. Aranızda kullananlar varsa bilirsiniz. Katmanları, layer'ları sınırlandırma olayı var. Yani siz çalıştığınız dosyanın büyüklüğüne göre işte 10 layer, 15 layer, 20 layer, 3 layer kullanacaksınız gibi bir özelliği var. Bu özellikle büyük boyutlu işlerde çalışanlar için problem yaratabilir ama bu problemi şöyle çözebilirsiniz. Yani çinilemeyi yapıp orijinal layer'lı halini bir yerde saklayıp ondan sonra onu başka bir dosyada tek layer'a çekip işte renklendirmeyi de bölge bölge bir yerlerde yapıp sonra aynı dosyada birleştirerek yani büyük, bayağı büyük boyutlu dosyalar çalışabilirsiniz.
sevdiğimiz bölüme geldik. Renklendirme. Şu an verdiğim bir kararla dışarıya taşırmadan değil de tam tersi. Belki eski işlerimden de görüp hatırlayanlarınız olur. Daha kirli, daha sanki böyle sulu boyayla, guajla böyle bir şeylerin üzerine karışık teknik çalışmışsınız gibi bir boyama yapmayı planladım şu an. Bakalım bu verdiğimiz karar başımıza ne işler açacak. Evet, bir çizimin, bir programın daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben açıkçası çok keyif aldım. Başında da söylediğim gibi çok sevdiğim, çok beğendiğim bir eseri yorumladım. Bu benim için gurur verici bir şey. Yorumlarınızı esirgemeyiniz. Aklınıza gelen çizilse güzel olur, bu da enteresan bir iş olabilir dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu sallanan çanı da şey yapmayı unutmayın. Böylece programlardan haberiniz olur. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. O zaman görüşürüz artık. Tamam.